Herkese merhaba. Bugün sizlerle şalgam tarifi paylaşacağım. Adana'da yaşayıp şalgam videosu yapmamak olmazdı. Çok kolay ve inanılmaz faydalı bu içeceği mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, sizi çok bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. 2,5 kilo mor havuç aldım. 2 adet de turuncu eklemek istedim. Havuçları 4 saat önceden yıkayıp kendi halinde kurumaya bıraktım. Bu daha iyi sonuç vermeye katkı sağlayacaktır. Kabuklarını soymuyorum. Sizler de kesinlikle soymadan yapın. Çünkü mayalanmayı kabukları sağlıyor. Havuçları dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İster böyle ikiye bölüp dilimleyerek ya da bütün olarak da böyle şeritler halinde kesebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey biraz ince olsun dilimleri. Şalgam kalp ve göz sağlığına iyi gelir, diş ve kemik sağlığını korur, stresi önler, sinirleri yatıştırır, mükemmel bir kan yapıcıdır. İçinde yüksek oranda demir vardır. İçeceğiniz zaman bardağınıza bir limon sıkarsanız daha yararlı bir hale getirmiş olacaksınız. Limon hem tuz etkisini azaltacak hem de C vitamini etkisiyle şalgamdaki yüksek demirin emilimini sağlayarak kan yapacaktır. Ayrıca kansere karşı korur, cildi güzelleştirir, erken yaşlanmayı önler ve burada anlatamayacağım pek çok faydası vardır. Yapımı kolay, maliyeti düşük, kısacası yapmanız için pek çok sebebiniz var. Ben şalgam suyunu size gösterme amaçlı hem cam kavanozda hem de pet şişede yapacağım. Siz hangisini tercih ederseniz onu yaparsınız. Havuçları ikiye böldüm. Yarısını cam kavanozu, yarısını da pet şişe için kullanacağım. Yani 1 kilo 250 gram yeterli her bir şişe için. Evet, havuçları kavanozuma alıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı iri tuz kullanıyorum. Kaya tuzu olabilir. Yani bildiğimiz salamuralık tuz olabilir. Ama kesinlikle sofralık tuz kullanmıyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Şöyle bir çay bardağı da bulgur kullanacağım. Dilerseniz bulguru bir tülbente alıp sıkıca bağlayıp o şekilde şişeye alabilirsiniz. Ben en kolay hali sizlere göstermek istediğim için hemen direkt kavanoza boşalttım. Üzerine de içilecek hazır su kullandım. Arıtma suyu da olabilir, kaynatılmış dinlendirilmiş su da olabilir. Yeter ki klorlu, kireçli su olmasın. Şunu söylemek istiyorum. Adana'da yaşıyorum ve pek çok yerde gerçekten çok güzel şalgam satılıyor. Ama ben nereden alırsam alayım, içtikten sonra midemde bir ağrı oluşuyor. Ama evde kendim yapmaya başladıktan sonra kesinlikle böyle bir sorun yaşamadım. Bunu da size söylemek istedim. Evet, kapağını sıkıca kapatıp bir kenara alıyorum. Evet, pet şişede nasıl yapılır onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Havuçları şişeme alıyorum. Aynı şekilde pet şişede de 3 yemek kaşığı iri tuz kullanıyorum. Ve bir çay bardağı da bulgur. Ve üzerine içme suyunu ekliyorum. Evet, bunu da kapağını güzelce kapatıp bir kenara alıyorum. Şalgam suyunu 25 ile 30 gün ılık ve karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. 30 gün üzerine çıkmasın lütfen. Faydalı etkisi 30 günden sonra azalacaktır. Ben 30 gün bekledim ve artık şalgamım süzülmek için hazır. Size bu aşamaları da göstermek istiyorum. Kapağını mutlaka yavaş yavaş açalım. Herhangi bir sorun yaşamayalım.
Bir süzgeç yardımıyla şalgam suyunu süzüyorum. Evet, süzdüğüm şalgamları şişelere aldım. Burada dikkat edeceğimiz şey hava almayan şişelerde olması ve mutlaka soğuk bir yerde muhafaza etmek. Süzülen şalgam soğuk bir yerde uzunca bozulmadan durabilir. Bakın, bir kısmını da pet şişeye koydum. Bu şekilde buzdolabında saklayacağım ben. Şöyle bir bardak size göstermek istiyorum. Gerçekten tadı çok lezzetli. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle birkaç havuç da ekliyorum. Havuçları da kesinlikle atmıyoruz. İster böyle bütün olarak kullanabilirsiniz. İster salatalarda tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bulgurundan da faydalanabilirsiniz. Böyle bulgur salatası, kısır gibi bir şeyler de yapılabilir. Bakın, şöyle taneleri yakından da size göstermek istedim. Zaten inanın taneleri suyundan bile daha lezzetli. Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.